Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda senelerdir kullanılan bir teknolojinin gerçeğe dönüşmesinden bahsedeceğiz. Bugün konuşacağımız konu hidrojen motorları olacak. Ama daha videoya başlamadan söyleyeyim, bu hidrojen tasarruf cihazları gibi bir şey değil. Zaten videonun ilerleyen bölümlerinde hidrojen tasarruf cihazlarının neden işe yaramaz olduğunu bu hidrojen motorlarıyla karşılaştırıldığı zaman göreceksiniz. Size sayılarla bunu anlatacağım tekrar. Ama asıl odaklanacağımız taraf hidrojen motorlarının nasıl çalıştığı olacak. Zaten daha önce bununla ilgili detaylı bir video çekmiştik. Sayılar ortada. Bugün anlatacağım icatların, mühendisliğin o tarafa yorulmaması gerekiyor. Dediğim gibi zaten dikkatli dinlediğiniz zaman ikisinin neden birbirinden çok farklı olduğunu anlayacaksınız. İsterseniz lafı çok uzatmadan videomuza başlayalım. Günümüzde birçok markanın aslında hidrojen teknolojileri bulunmakta. Ama ben bugün Toyota'nın teknolojisini ele alacağım. Ama bütün markalar aşağı yukarı aynı teknolojileri kullanıyorlar. Bugün Toyota'yı anlatacak olmamın sebebi aslında Toyota'nın iki farklı hidrojen motor teknolojisi bulunması. Bu hidrojen motor çalışmalarında sıfır emisyon araştırmaları kapsamında gerçekleştiriyor. Yani çevreyi kirletmeyen motorlar araştırması altında hidrojen motorlarını geliştiriyor Toyota. Dediğim gibi kendilerinde iki tip var. Bir tanesi fuel cell olan, Toyota Mirai'de kullanılan fuel cell olarak geçen model. Diğeri de gerçekten içten yanmalı motorda kullanılan modeli. İçten yanmalı modelinde Toyota Corolla Sport ile aslında 24 saatlik bir yarışa katılmayı planlıyor Toyota. Hatta daha geçtiğimiz günlerde egzoz sesinin videosunu paylaştı. Dilerseniz ilk önce senelerde üzerine çalışılan birçok markanın geliştirmeye çalıştığı fuel cell teknolojisinden bahsedeyim. Daha sonra da bu içten yanmalı versiyondan bahsedeceğim. Fuel cell dediğimiz teknoloji aslında çok da yeni düşünülmüş bir şey değil. Bir süredir insanların aklında vardı ama yeni yeni daha çok geliştirilmeye başlandı aslında. Mantık da oldukça basit. Hidrojen tanklarınız var, basınçlı hidrojeniniz bulunuyor gaz halinde. Siz bir şekilde bu basınçlı hidrojeni kullanarak elektrik elde edip elektrik motorunuzu çalıştırıyorsunuz ya da bataryanızı dolduruyorsunuz. Bu sisteme baktığınızda neler gerekiyor? Bir kere tahmin edebileceğiniz gibi içinde hidrojen depolayabilmeniz için yüksek basınçlı hidrojen tankları var aracınızın üzerinde. Fuel cell dediğimiz ünite var. Bunu birazdan anlatacağım. Pil bulunuyor, elektrik motoru bulunuyor ve bir kontrol ünitesi bulunuyor. Aracınız ilk olarak dışarıdan, atmosferden oksijeni fuel cell'in içine alıyor. Aynı zamanda basınçlı tanklardan da hidrojeni yine fuel cell'in içine alıyor ve bu oksijen ve hidrojen birbirine ters yönde akıyorlar. Bu fuel cell'in içinde aslında hidrojenle oksijen tepkimeye sokularak enerji elde ediliyor ve bu sayede bu elde edilen enerjiyle elektrik motoru çalıştırılıyor ya da bataryanın pili dolduruluyor. Tabi hidrojenle oksijenin tepkimeye girmesinden ortaya çıkan şey de su. Yani dışarıya sadece su atılıyor. Kısacası sadece aracınıza odaklandığınız zaman bir hidrojen tankı var, dışarıdan oksijen alınıyor. Bir şekilde elektrik elde ediyorsunuz ve dışarıya su atıyorsunuz. Başka hiçbir zehirli gaz yok, kötü emisyon yok gibi görünüyor. Birazdan geniş açısından da bahsedeceğim. İlk önce bir fuel cell'in içine bir bakalım bu olay nasıl gerçekleşiyor. Fuel cell'in içine hidrojeniniz geliyor. Hidrojen normalde bir proton ve bir elektronlu bir gazdır. Fuel cell'in içinde elektronu hidrojenin kendisinden ayrılıyor. Ve hidrojenin elektronun ayrılmış versiyonu fuel cell'in içinden karşı tarafa yönlendirilip oksijenle tepkimeye sokuluyor. Bu koparılan elektronda hareket ederek elektrik üretmiş oluyor. Üretilen elektrikle motorunuzu çalıştırabiliyorsunuz ya da pilinizi şarj edebiliyorsunuz aslında. Ve sonuçta da hidrojenle oksijen tepkimeye girdiği için bu kimyasal tepkimenin sonucunda bir de su oluşmuş oluyor. Kısacası baktığınız zaman aslında yine bir elektrikli araç gibi elektrik motorunuz var, piliniz var. Ama elektriğe takarak şarj etmek yerine aslında yakıt olarak hidrojen içeriye koyup fuel cell'in içinde tepkime ile elektrik elde etmiş oluyorsunuz. Bunun avantajı ne? Doğal olarak yakıt tanklarınız, hidrojen tanklarınız ne kadar büyükse menziliniz de o kadar artmış oluyor. Hatta Toyota örneğinde aslında yaklaşık 142 litrelik hidrojen tankları bulunmakta. Ve bu hidrojen tanklarını doldurduğunuz zaman 800 km gibi bir menzil gidebiliyor. Ve yine benzine çok benzer şekilde yaklaşık 5 dakika içinde 142 litrelik tankları doldurabiliyorsunuz. Elektrikten belki de en büyük iki avantajı bu: menzil ve hızlı doldurabilmek. Ama şimdi dediğim gibi sadece araca odaklandığınız zaman gördüğünüz iki şey vardı. Birincisi burada şundan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 142 litrelik dev 3 tane hidrojen tankı kullanılarak bu motor çalıştırılabiliyor. Sizin hidrojen tasarruf cihazlarına baktığınız zaman avuç kadar suyu ilk önce elektrikle ayrıştırıp
Sonra tekrar birleştirip ben motora daha çok güç yolluyorum sistemi aslında çalışmıyor. 142 litrelik tanklar sadece 800 kilometre bir aracı hareket ettirebilirken o teknoloji bunun yanında çok daha ufak ve üstüne ilk önce hidrolizle suyu ayırıp hidrojen üretip daha sonra o hidrojeni tekrar oksijenle tepkimeye sokup elektrik ürettiğiniz için aslında bilimsel olarak kayıplar gerçekleşeceği için enerji kaybediyor oluyorsunuz o sistemde. Ama işte bunu şuna bağlayacağım aslında. Gerçekten hidrojen araçları sıfır emisyonlu mu ve elektrikli araçlardan ya da benzinli araçlardan daha mı iyi? Dünyada hidrojen aslında tek başına bulunmuyor. Dediğim gibi su olarak bulunuyor. Ve siz hidrojen elde etmek istiyorsanız bu bahsettiğim elektroliz yöntemiyle hidrojenle oksijeni ayırmanız gerekiyor. Bu ayırma işlemi zaten aracınızın aküsüyle falan yaptığınız zaman çok verimsiz olması bir yana biraz daha verimli hale getirilerek hidrojen üretim tesislerinde gerçekleştiriliyor ama yine de oldukça enerji sarf eden bir yöntem. Yani siz ilk önce suyu alıyorsunuz, hidrojen üretebilmek için buna elektrik veriyorsunuz ve hidrojeni ayrıca depoluyorsunuz. Depolanmış hidrojeni daha sonra taşıyarak istasyonlara götürüyorsunuz. Bu istasyonlarda işleterek araçlara pompa ile tekrar içine basıyorsunuz ve araçların içinde sizin daha önce ayrıştırdığınız hidrojeni tekrar oksijenle birleştirerek elektrik elde etmeye çalışıyorsunuz. Doğal olarak arada çok fazla kayıp var. Aslında kendiniz bir döngü yapıyorsunuz ve bu döngüden zaten bilimsel olarak kar etmeniz mümkün değil. Enerji üretmeniz, enerji elde etmeniz bu şekilde mümkün değil. Çünkü suyla başlıyorsunuz, enerji harcayıp sonra tekrar enerji alıp en son suyla bitiriyorsunuz. Bu durumda kayıplar da olduğu için harcadığınız enerji her zaman aldığınız enerjiden fazla oluyor. Bu yüzden de aslında genel verimine bakıldığı zaman hidrojenli araçların %35-40 civarı bir verimliliği olduğu düşünülüyor. Bu içten yanmalı yani %25-30-35 civarıyla karşılaştırdığınız zaman hala daha iyi. Yani içten yanmalı motorlardan hidrojenli araçlar hala çevreye daha az zarar veriyor. Ama elektriklilerdeki bu oran %75-80 civarında. Yani elektriklilerin yarısından daha az verimli hidrojenli araçlar. Ve bu yüzden de aslında çevreye yine daha fazla zarar veriyor oluyorlar. Günümüzdeki en iyi opsiyon hala elektrikli araçlar olarak ortaya çıkıyor. Ve bir yandan da dediğim gibi hidrojen üretmek çok kolay bir yöntem olmadığı için bu basınçlı hidrojenler oldukça pahalıya satılıyor. Yani siz 800 km yol gittiğinizde benzinli bir araca verdiğiniz yakıt masrafının iki katından daha fazlasını hidrojene yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden baktığınızda aslında elektrikten daha pahalı, elektrikten daha az çevre dostu, çevreyi daha çok kirleten ama çevreci olduğu iddia edilen bir teknoloji ortaya çıkmış oluyor aslında. Gelelim yarış otomobilindeki sisteme, yani direkt olarak içten yanmalı motoru hidrojenle çalıştırma yöntemine. Bu dediğim gibi aslında içten yanmalı motorla birebir aynı yöntem. En büyük farkı daha yüksek basınçta çalışıyor ve benzin yakmak yerine hidrojeni yakıyor aslında. Yakmak dediğimizde aslında oksijenle tepkimeye girmesini sağlamak. Yüksek basınçlarda yaktığınız zaman da tabii ki içten yanmalı motoru bu şekilde çalıştırabiliyor. Normalde bu yöntemin birçok eksisi var. Kontrol altında tutması oldukça zor, güvenliğini sağlaması oldukça zor bir yöntem. Ama işte günlük bir araçta değil de yarış aracında kullanılınca bu tür zorlukları bir nevi aşmış oluyorsunuz. Çünkü çok daha az regülasyon var günlük araçlara göre yarış araçlarında. Ama bu ilk bahsettiğim fuel cell teknolojisiyle aslında spor otomobillerde üretilemiyor değil. Önümüzde Hyperion diye bir örnek var aslında. Tamamen hidrojenli fuel cell teknolojisiyle çalışan, 0-100'ü 2 saniye civarında olan, maksimum hızı 350 km'nin üzerinde hidrojenli bir araç tasarlanmış durumunda. Ama tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi fiyatları inanılmaz yüksek olacaktır. Çünkü zaten hidrojen başlı başına pahalı bir teknoloji. Hem elektrikle hem de benzinle karşılaştırdığınız zaman. Sizin bu konudaki düşünceleriniz ne? Gerçekten elektriklinin yerini tutabilir mi? Gerçekten benzinliden daha mı avantajlı, daha mı iyi? Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bizi Instagram sayfamızdan takip ederseniz daha pratik bilgilere çok daha hızlı bir şekilde erişim sağlamış olursunuz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve kanala abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Bugünlük anlatacağım her şey bu kadardı. Kendinize bakın. Hepiniz hoşça kalın. Arkadaşlar yandaki videoya tıklayarak YouTube'un sizin için en çok önerdiği videoya, onun altındaki tıklayarak da en son yüklediğimiz videoya erişebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki antalama logosuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.